İmam gideceği başka da yer olmadığına göre Kufe'ye gitmeliydi. Onlarla yüzleşip mektuplarını yüzlerine fırlatmalıydı. Onları silkeleyip sarsmalıydı. Ölecekse de onların eliyle ölüp peygamber evladı öldürmenin kara lekesini onların alnına yapıştırmalıydı. Fakat burada aklıma bir soru takıldı. İmam Hüseyin Kufe'de değil de Kerbela'da şehit edilmedi mi? Evet. Kufe'ye yürürken Hür komutasındaki 1000 kişilik bir öncü askeri birlik tarafından kuşatıldı. Bir şartla Kufe'ye gidebileceğini söylediler. Öyle özgürce elini kolunu sallayarak gidemezsin. Ancak ellerin kelepçelenip esir olarak Kufe'ye İbn-i Ziyad'ın huzuruna çıkarılacak ve Yezid'i temsilen ona diz çöküp biat edeceksin. Aksi takdirde Kufe'ye giremezsin dediler. İmam bu zilleti kabul edecek olsa zaten yuvasından ayrılıp çöllere düşmezdi. Tabiri caizse itişe kakışa Kufe'nin üstünden geçip takriben 100 kilometre yakınında bir yere varınca imamın bineği adeta olduğu yere çakılı kaldı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İmam oradakilere buranın adı nedir diye sordu. Buranın adı nedir? Nineva. Başka? Taf. Başka? Gazriye. Başka? Kerbela. Eûzu billahi minel kerbi vel bela. Ve kafilenin inmesini, çadırların oracıkta kurulmasını emretti. Yezid'in askerleri hemen Fırat tarafını tuttular. Su yolunu imama kapattılar. İmama yareninden diyen oldu ki, hücum edip su yolunu açalım ve suya yakın hurmalığın içinde konuşlanalım. Ya imam, şimdi karşı tarafın insan gücü binlerdir. Ama beklersek 10 binlerle karşılaşacağız. Bunun için savaşı başlatmak gerekir. Ben savaşı başlatan taraf olmak istemiyorum. İmam, ben savaşı başlatan taraf olmak istemiyorum buyurur. Çünkü o sonuna kadar barışçıl çözüm arayışındadır. Nitekim Yezid ordusu çok geçmeden 10 binleri buldu. Ömer bin Saad bu ordunun komutanı olmuştur. İmam Hüseyin Ömer'le görüşme talep etti. Ömer kabul etti. Orta yerde buluştular, yanlarında ikisinin oğulları vardı. Yezid'in ya kelle ya da zillet anlamına gelen biat alternatifine karşın imam Ömer'e barışçıl alternatifini sundu. Ömer imamın teklifini makul buldu ve mutabakatı bir mektupla Kufe valisi İbn-i Ziyad'a iletti. Ey emir, Ömer bin Saad'ın postası gelmiş. Al içeri. Ey emir, müjdeler olsun. Allah fitne ateşini söndürdü. Hüseyin'in sunduğu teklifle ümmet arasında barış sağlanmış oldu. Bu teklifler sizi de hoşnut edecek türdendir. Aç oku bakayım. Ne yazmış? Hüseyin'in teklifleri şunlardan ibarettir. 1. Bırakın ceddimin Medine'sine dönüp bütün Müslümanlar gibi barış içerisinde ailemle birlikte yaşayayım. 2. Bunu bana çok görüyorsanız beni komşu diyarlardan Kafkasya'ya veya Hint Yarımadası'na sürgüne gönderin. 3. Bunu da bana çok görüyorsanız Yezid'in fermanı benim şahsımla ilgilidir. Mahiyetimdekilerle ilgili bir hüküm yoktur. Onları serbest bırakın. Beni de öldürüp kanıma gireceğinize götürüp Yezid'in kendisine teslim edin. Ne yapacaksa kendisi yapsın. Ve selam. Bu sözler milleti seven bir insanın sözüdür. Kabule şayandır. Ey emir, Hüseyin'in sözlerini kabul mü edeceksin? Sen ona isteklerini kabul ettirmelisin. O sana değil.
Burada Yezid'in emri açıktır. Ya biat edecek ya da kellesini göndereceksin. Evet Şimr. Yapılması gereken budur. Yaz bakayım. Ey Ömer. Ben seni Hüseyin'le uzlaşman ve onunla bizim aramızda şefaatçi olman için görevlendirmedim. Hüseyin biat etmeyi kabul ederse yakala getir. Ona ne yapacağıma ben karar veririm. Eğer boyun eğmezse onu ve yanındakileri öldürün. Bedenlerini atlara çiğnetin. O bana kafa tutmakla bunu hak ediyor. Emirlerimi aynen uygula ki ödülünü hak edesin. Yoksa komutayı Şimr'e devredeceksin. Vesselam. Şimr, al götür. Ömer emirlerimi harfiyen uygulamazsa komutayı devral. Onun da başını kopar. Peygamber hanedanına ancak haramzadeler düşmanlık eder mealindeki hadisi burada da kendisini gösterdi. Şimr, nesebi temiz olmayanlardan biriydi. İbn-i Ziyad'ı barışçıl çözümden vazgeçirdi. O acılara sebep olacak fermanı ona yazdırıp Kerbela'daki ordu komutanı Ömer Sa'da getirdi. Hüküm açıktır. Ya gereğini yaparsın ya da komutayı yapacak olana devredersin. Yüzün kara olsun. Eminim ki Hüseyin'in barışçıl önerilerini İbn-i Ziyad'ın nezdinde sen ifsad ettin. Hüseyin'in bunu kabul etmesi imkansız. Onu bırak. Sen valinin emirlerine harfiyen uyacak mısın, uymayacak mısın? Ondan haber ver. Hayır, hayır. Komutayı sana asla vermeyeceğim. Herkes şahit olsun. Hüseyin'e savaşı ilk ben başlatıyorum. Böylece orduda savaş düzeni alınır. Bu gürültüyü imam duyunca ne oluyor diye sorar. Kendisine durum arz edilince kardeşi Alemdar Abbas'a dönerek, Abbas, sana canım kurban. Kardeşim, Allah biliyor ki ben ona ibadet etmeyi, onunla razu niyaz etmeyi ve ona yakarıp mağfiret dilemeyi çok seviyorum. Bu son geceyi bunlarla geçirmek istiyorum. Yapabilirsen savaşı yarına ertelet. Ne yapmak istiyorsun? İbn-i Ziyad'ın fermanını Hüseyin'e ilettim. Ya biat edecek ya da dik başlılığın bedelini çok ağır ve acı şekilde ödeyeceksiniz. İbn-i Ziyad'a biat ederek Allah'ın rahmetinden yüz çevirip İbn-i Mercan'ın merhametine sığınacağız, öyle mi? Zalimlere biat asla. Sizin istediğiniz savaşsa yarın ertelenecektir. Savaşı yarın erteleyen kim? Resulullah'ın oğlu İmam öyle istiyor, öyle olacak. Amr bin Haccac, Abbas bin Ali'nin kibrine bak. Sanki bu ordunun komutanı ben değilim de o. Fermanını verip itinasızca da dönüp gidiyor. Bana sorarsan Türkler ya da Deylemiler bile bizden bir gecelik mühlet isteseler verirdik. Nasıl olsa muhasaramız altındalar. Ne kaçacak durumu var ne de bir yerden yardım alabilir. Madem öyle ordu istirahate çekilsin. Ben şimdi Hüseyin'i öyle çaresiz bırakacağım ki kendisi gelip teslim olacak. Abdullah, Cafer, Osman, Abbas, yeğenlerim. Neredesiniz? Abbas,
Onu cevapsız bırakmayın. Fasık da olsa akrabanızdır. Bizimle ne işin var? Siz yeğenlerimsiniz. Size kıyamam ben. Etrafınıza bir baksanıza. Bu orduyu yenmek mümkün müdür? Bir de Hüseyin'in çadırlarına bakın. Ölüme mahkum bir avuç insan. Sevgili yeğenlerim, Hüseyin'in gemisi su almıştır. Batıyor. Yeğenlerim, kendinize yazık etmeyin. Emirül Mü'minin Yezid'e biat edip yaşamayı seçin. Bakınız, sizin için validen eman getirdim. Artık sizler güvendesiniz. Kahrol, elin kopsun. Sana da, getirdiğin emana da lanet olsun. Allah düşmanı. Sen bizden Mevlamızı, abimizi, Fatıma'nın azizi Hüseyin'i bırakmamızı ve lanetli soyun emrine girmemizi istiyorsun. Demek senin kabilenden olan anamız Fatıma hatırına bize eman var ama Resulullah kızı Şah-ı Zenan Fatıma'nın evladına eman yok, öyle mi? Yıkıl karşımdan melun. Abbas, öleceksin. Biz ölümden korkmayız. Bu cihana gelen her canlı ölecektir. Sen ve ben ikimiz de öleceğiz. Sen, Şecere-i Mel'une'nin en zalimine yalakalık yaparak, onların mahiyetinde Mel'unca yaşayıp Mel'unca öleceksin. Ben de rahmet peygamberinin aziz oğlu ve sadık önder Hüseyin'le Mesud'ca yaşayıp, onun kutlu yolunda, haklı davası uğruna Mesud'ca öleceğim.